Kankam hoş geldin. Bir şey denemek istiyorum. Eğer inşallah yapabiliriz. Videoyu izlemeden like atmanı istiyorum. 1000 like'ı geçerse de hemen bir gün boşluktan sonra diğer günde Among Us videosu gelecek. Sadece Among Us videosu. Bugün Growtopia vs Among Us videosu çekiyoruz arkadaşlar. Growtopia da Among Us olsaydı nasıl olurdu? Bunun videolarını çektiler zaten. Ama ben hem Growtopia hem Among Us oynayarak bunu enzipleyerek yani vs yapacağız, karşılaştıracağız. Ama öncelikle arkadaşlar bu Helmet World'ünden giderek şey yapacağız. Ben size şeyleri göstereceğim. Mesela Among Us'taki kasklarım falan filan. Fiyatları bir pervertlik. Mesela bu Among Us'taki kaska aşırı benziyor. Aşırı benziyor, aşırı benziyor. Bir dakika, alt tab'a gitti oyun. Lan ne alaka ya? Ha. Aşırı benziyor abi. Niye bu kadar benziyor bilmiyorum. Sonra şu da çok benziyor. Bu benzemiyor. Bunların insan kıyafetinde giyilmiş halini de buldum arkadaşlar sizler için. Eğer bunları almak için VL'niz veyahut da DL'niz yoksa arkadaşlar aşağı açıklama kısmından da Grow Ticaret'ten 14 lira 50 kuruşa gidip sipariş edebilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde teslimatla sizin de DL'niz olur ve istediğiniz itemlara kavuşmuş olursunuz. Şimdi abi arkadaşlar Jetski at siki yoksa şaka lan oğlum yapmayın şaka. Bak bu da çok benziyor. Bunlara giyince Growtopia zaten iki boyutlu. Bildiğiniz gibi Among Us'ta biliyor musunuz bilmiyorum. Baya şu an çok popüler bir oyun. Yani şu gösterdiğim adam 4 VL'den satıyordu. Bak normalde bir iki tanesi VL. Ya yani kandırılmayın arkadaşlar. Kandırılma lan. Kandırılma. Mal olma. Bundan alırsınız. Bundan alırsınız. Şu aşağıdaki zaten en çok benzeyen kafa. Bir de şu benziyor zaten. Normal astronot kıyafetleri falan filan. Böyle cindir. Böyle setler işte. Bunu nasıl oynayabiliriz? Mesela yani Mr. Songo falan bunun videolarını çektik. Kesinlikle izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de onun videosunu da izleyin abi. Adamın reklamını yapıyoruz. Mr. Songo da ne yapıyor abi? Bir tane Words yapıyor. Word'ü karanlık yapıyor. Onda da şey göz oluyor. İnsanları gidip tavşanla öldürüyor arkadaşlar. Son kalanını da şey yapıyor. Ama Among Us'ın tam mantığı arkadaşlar vampir köylü olarak geçiyor. Zaten birazdan Among Us'a geçeceğiz. Orada da anlatacağım. Yani Growtopia Among Us'a hiç benzemiyor. Growtopia'da vampir köylü oynayamıyoruz zaten agalarım. Agalarım. Tayfa Zağ 40. No tax sistemi var. Giriyorsun abi. Şuraya çıkıyorsun. Şuraya çıkıyorsun. Bak. Şurada oynarsan no tax. Admin VL kazanmıyor. Sadece sen kazanıyorsun. Gir bak. 40 ban yerse 41. Devam ediyorsun. Yani benim Helmet'te göstereceklerim bunlar arkadaşlar. Ama vampir köylü oynanmak gerekirse işte renkler falan var. Renklere nereden giriyorduk? Şuradan giriyorduk. Allah. Heh. Renklere options'tan arkadaşlar şöyle aşağı indirince ben de şey olmadığım için, süper sporter olmadığım için bu kadar renk var. Normalde yeşil, mor falan filan tüm renklerden var. Onu öyle şekilde oynayabilirsiniz ama ben Among Us'ı öneririm arkadaşlar hepinize. Yani şunu alırsınız, onu alırsınız. Ondan sonra biriniz kovalar. Ama görev yapamazsınız abi. Yani görevi düşünüyorum ne yapılması gerekiyor diye. Seed o da vampiri şey yapamaz, seed ekemez. Yani çok zayıflık var bu konuda. Ya bilemiyorum. Ben o zaman sizi bekletmeden bu kıyaslamayla iki boyutlu bir oyunumuz 1270'e 480 veriyordu. O civar bir şey veriyor ekran kalitesine. Among Us'ta öyle değil daha geliştiriliyor zaten. Ben direkt şöyle Among Us açayım. Among Us dev ekranda açılıyor arkadaşlar. 1920'ye 1980 yok lan. 1980'e 720 mi? Öyle kaç oluyor? Matematiğim yok arkadaşlar. Among Us'a girdik. Among Us'umuz Growtopia'dan farkları ne abi? Sadece 10 tane 10 kişilik şeyleri var. Bizim Growtopia'mız 100 kişiliğe kadar çıkabiliyor sadece belli saatlerinde. Kaça kadar çıkıyor işte? Belli saatlerinde 100 kişiye kadar çıkabiliyor. Burada şöyle göstereyim. Online'a tıkladıktan sonra find game yaptıktan sonra 10 kişilik ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şeyler falan var. Ben 2 kişilik impostor olan şeyi göstereceğim. Normal şuradan direkt ilk baştakinden gireyim dedim ama adamlar bitirmiş. Niye? Çünkü biz çok acele kaldık. Check with
Hadi kardeşim, hadi kardeşim. Başka oyunu dene diyor. 6. Evet, girdik. Size şöyle sesleri de vereyim. Oyun içi sesleri de böyle arkadaşlar. Çok garip. Yani garip. Eğer oyunu izlemediyseniz. Evet, şeyli server'a girdiğimiz için hızlı koşuyoruz. Böyle ayarlamaları falan da yapılıyor. Ben bu şeyden çıkmak istiyorum. Hızlı koşulan olunca çok boku çıkıyor oyunun. Böyle yavaş koşacağız ki vampir bizi avlasın agalar. Evet. Böyle başlangıçta doğuyorsunuz arkadaşlar. Burası da biraz hızlı ama normal diyebiliriz. Çünkü imposter iki tane olduğu için vurup hemen kaçma olasılığı var. Burada daha hızlı. Yetişeceğiz her yere. Benim oyundaki tipim böyle atamanço, kolları yok. Growtopia'da da kollar var. Kolları kullanarak zaten iki boyutlu oyunumuzda şey yapıyorsun. Bakalım hangisini verecek. Bizi normal insanlarda iki tane imposter var. İnsan görevlerimizde Growtopia'ya nazaran yani şu günlük questleri olarak düşünün. Bunlar günlük quest olarak düşünün. Şu yapraklarımızı biz şuraya atacağız arkadaşlar. Şöyle. Hadi kardeşim. Ha. Task'ımızı bitirdik. Buradan birisi şey olabilir. Evet, burası bayağı karmaşık. Şu kahverengiden şüpheleniyorum ben mesela. Kahverengi gelecek mi? Evet, buraya da şey yaptık. Siyah riskli. Yok, kahverengi sağlam gibi duruyor. Bunlar fake. Kesin oradan birisi fake. Bunu nasıl anlıyoruz diye. Evet. Mavi fake'miş. Bizi öldürdü. Ama biz böyle ölüyken de görevlerimizi yapabiliyoruz arkadaşlar. Bizim kalan insanlara yardım için. Hem de ışınlanabiliyoruz böyle. Yani hayaletken bile görev yapıyoruz. Dead Body Reported. Growtopia'da ne farkı var abi? SB'yi attık şu an mesela. Spurt Workcase'i attık. Herkes Word'e geldi. Toplantı yapıyorlar şu an. Toplantı yapıyorlar. Burada ver 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 diye konuşuyorlar. Nerede olduğunu soruyorlar. Mesela işte Türkiye Word'ündeydim kankam işte. Gelsene kankam falan yazıyorlar. Bir fark yok. Yani karşılaştıracaklarımız şöyle diyebilirim. Bu ayrı bir oyun tamamen. Diğeri de ayrı bir oyun. Growtopia vs Among Us tamamen saçmalıktan ibaret arkadaşlar. Yani Growtopia Among Us bölüm 1 yapmak çok saçma geliyor bana. Ben bunları dillendirmek için söyledim. Karşılaştırabileceğimiz şeyler de böyle gözüküyor. Yani vampir köylüyü oynayamıyoruz abi Growtopia'da. Bu oyunda yapabiliyoruz. Yani Mr. Song'a bence kitle çekmek için düzgün bir hareket yapmış ama bence sarmıyor ya. Çünkü 100 kişiye de tavşanla öldürüyorsun. Tavşanın tanesi 3 TL abi. 3 TL harcıyor orada. Ben bilmiyorum. Çok garibime gitti ya. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Mesela bak bir adam ölüyor şu an. Adam neymiş? Skiplediler oyunu. Bu oyun böyle böyle ilerliyor. Dediğim gibi 1500 like açarsa arkadaşlar diğer gün direkt ertesi gün Among Us videosu gelecek. Şu taraftan tıklayarak bir önceki Growtopia videosuna gidebilirsiniz. Şuradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Hala abone değilsen. Growtopia ve Among Us hakkında sana verdiğim bilgilere dayanarak veyahut da benim bilmediğim bilgileri sende varsa aşağı yorumlar kısmında tartışalım abi. Cevap vermezsen ben piçim. Hadi bakayım. Herkes yorum yapsın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Bye.